Süper Kanal Haber'den merhabalar. Sayın seyirciler, Saadet Partisi ilçe başkanlığının Haziran ayı ilçe divan toplantısı İnegöl'e bağlı Akbaşlar Köyü Çamlı'nda piknik yapılarak gerçekleştirildi. Pikniğe Saadet Partisi Bursa Milletvekili adaylarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Saadet Partisi ilçe divan toplantısı Akbaşlar Köyü piknik alanında düzenlenen piknik ile gerçekleştirildi. Divan toplantısı program sunucusu Ertan Sütçü'nün şehitler için okuduğu dua ile başladı. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hak وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Saadet Partisi İlçe Başkanı Yavuz Banuşoğlu yaptığı açılış konuşmasında milletvekili adayı Salih Berber ile birlikte sivil toplum örgütlerini ve vatandaşları ziyaret ettiklerini belirterek sisli, dumanlı şu günlerde 10 günden beri seçim çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Bugün burada hep beraber 22 Temmuz'da gerçekleşecek olan genel seçimler için adeta bir prova için toplanmış bulunmaktayız. Az önce spiker kardeşim adaylarımızı tanıtırken milletvekillerimiz dedi, ağzı sürçmedi, Cenab-ı Allah söyletti. İnşallah buradaki kardeşlerimizin tamamı 22 Temmuz'da yine buradan Ankara'ya vurulacağımız milletvekillerimiz olacak inşallah. Yine Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz ki böyle bir günde bizleri buraya topladı. Yine Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz ki bunca hengamenin arasından, bunca sıkıntıların arasından, bunca sisli dumanlı günlerin arasından yine bizi milli görüş çatısı altında, yine bizi bu davanın çatısı altında topladı. Yine bunun için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Değerli büyüklerim, değerli genç kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, çok değerli basın mensuplarımız, değerli ilçe halkımız. Bakınız bizler 10 günden beri yoğun bir seçim propaganda çalışması içerisinde milletvekili adayımız Sayın Salih Berber'le gerek odaları, gerek muhtarlarımızı, gerek esnafımızı ve gerekse ilçe halkımızı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler çerçevesinde yapmış olduğumuz çalışmalarda bir şeyi gördük. Gerçekten şu anda ülkemiz, ilçemiz ve ekonomi çok büyük sıkıntı içerisinde. Kimi gezdiysek, kimi ziyaret ettiysek, kime dokunduysak bin ah işittik. Ve yine bu çalışmalarımız esnasında bir şey daha gördük ki insanlarımız artık daha önceki ortamlardaki gibi seçim atmosferinden biraz uzak, seçim heyecanına girememiş. İnsanlarda bir umutsuzluk ve ümitsizlik var. Biz buradan şunu söylüyoruz. Açılışımızda da, seçim bürosu açılışımızda da aynı şeyleri tekrar etmiştik. Buradan da yine tekrar ediyoruz. Çok değerli ilçe halkımıza, çok değerli kardeşlerimize şunu hatırlatmak istiyoruz. Umutsuzluk ve ümitsizlik bizim şiarımız değildir. Umutsuzluk ve ümitsizlik bizim geçmişte ecdadımızın yaşadığı sıkıntıların yanında bugünkü sıkıntılar arasında çok fark yoktur. Nasıl ki onlar ellerinin tersiyle dış güçlerin sunmuş olduğu oyunları ittiler, İstiklal Savaşı'nı yaptılar ve bu ülkeyi bugünlere getirdiyseler, inşallah bugün de bu yapılan çalışmaların, Orta Doğu Projesi'nin, Büyük Orta Doğu Projesi'nin maalesef ve maalesef stratejik ortaklığının, maalesef ve maalesef eş başkanlığının 22 Temmuz son günüdür. Allah'ın izniyle biz geliyoruz ve hepsini düzelteceğiz. Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayı Salih Berber de halkın mutluluğu ve huzuru için çalışacaklarını belirterek milli görüşün amacının da bu olduğunu söyledi. Bursa Milletvekili adayımız Salih Berber Bey'i
Genel Başkan Yardımcım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli davamızın fedakar, cefakar erleri, gece gündüz demeden, tarih, zaman, seçim demeden, günün 365 günü, hatta her günün 24 saati göreve hazır olan, koşuşturan cefakar hanımefendi kardeşlerim, sevgili gençler, programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu programımız inşallah ilçemiz için, Bursa'mız için, ülkemiz için, Müslüman alemi için ve tüm insanlık alemi için hayırlı uğurlu olur. Evet, biz bunun için çalışıyoruz. Herkesin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Milli görüş bunun adresidir. İnsanlık tarihi boyunca halk tarafının savunucularının adresidir. Bundan dolayıdır ki değerli kardeşlerim, şu anda çeşitli gerginlikler ortamına sürüklenmiş olan insanlarımıza kurtuluş elini uzatanlar da bizler olacağız. Biz ne memleketimizde sağcı solcu diye halkımızı ayrılmasına ve bu şekilde kamplara ayrılmasına razıyız, ne de Kürt Türk diye Amerika Avrupa tarafından kullandırılıp çatışma ortamına sokulmasına razıyız. Her nedense son günlerde böyle bir çatışma ortamı oluşturuldu ama Allah'ın izniyle milli görüşçüler olarak 30 senedir 40 senedir tüm insanların kardeşliğini savunduk. Allah'ın izniyle yine bu kardeşliği savunacak ve herkesin buluştuğu çatı biz milli görüş çatısı olacak, Saadet Partisi çatısı olacak. Bundan eminiz, inşallah bu anlamda geliyoruz. Değerli kardeşlerim, elbette burada çok değerli milletvekili aday arkadaşlarım var, ifade edecekler ama ben çok önemli bulduğum bir şeyi ifade ediyorum. Evet, biz şu anda 4,5 senedir, 5 senedir batıya doğru yelken açmış ve bir hayli selamet sahilinden, fazilet sahilinden, saadet sahilinden uzaklara doğru gitmiş. Adeta şu anda kayalıklara çarpmak üzere olan, başını gözünü kayalara çarpacak olan kardeşlerimize de yardım elimizi, kurtuluş elimizi götürüyorlar. Orada onları yok edecekler, perişan edecekler. Tıpkı Adnan Menderes'i yok ettikleri gibi, tıpkı Özal'ı yok ettikleri gibi, tıpkı 8 sene kullandıktan sonra Saddam'ı yok ettikleri gibi. Eğer gönlünüzde bu insanlara karşı da bir sevgi duygusu varsa, yapılacak tek şey Saadet Partisi'ni güçlü şekilde meclise götürüp, mecliste gerekirse tek başına iktidar yapıp bu insanları Amerikan zaliminin, Avrupa despotunun elinden alıp kurtarmaktır.